Herkese selamlar. Saat 12. 9.30'da başladık. Bir 7 paketimizi çatır çatır attık. Bir ufak mola ihtiyacı duyduk. Molaya çıktık. Biraz durgunluk oldu sipariş akımında. Bu esnada kısa video çekeyim dedim. Birçok sorular soruyorsunuz. Özelden, WhatsApp'tan, mailden. Elimden geldiği kadar hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Öncelikle sorularınıza cevap vermeden önce arkadaşlar Anadolu yani İstanbul'da Trendyol Go uygulamasını faaliyete geçiren, bize bu imkanı sunan, bize bu şirkette ekmek kapısını açan yönetime ve A'sından Z'sine kadar emeği geçen bütün arkadaşlara sonsuz teşekkürler sunuyorum buradan. Yaklaşık Anadolu Avrupa yakasında 1500 tane kurye bu vesileyle, yani 2 aylık bir kısa süre zarfı içinde 2000 taneye yakın kurye bu şirkette yemek yemeye, ekmek yemeye, evine ekmek götürmeye başladı. Her şey güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Buradan yine tekrarlıyorum, bu uygulamayı İstanbul'da faaliyete geçiren tüm yöneticilere, A'sından Z'sine çalışan tüm arkadaşlara sonsuz teşekkürler ediyoruz. Arkadaşlar iyi gidiyor. 1,5 ayı bitirdik. 2. ayımıza 2 hafta kaldı. Hiçbir sorun yok. Gayet güzel gidiyor. Zaten alıştığımız, bildiğimiz bir sistemdi. Glovo'dan biraz deneyimliydik bu tarz sistemlere. Çok kısa sürede adapte olduk. Çok kısa sürede alıştık. Gayet güzel gidiyor. Bir sıkıntımız yok. Bölgelere alıştık. Gözü kapalı artık marketlere falan gidiyoruz. Birçok soru sormuşsunuz. Ben bunları not almadım. Aklıma gelenleri söyleyeyim. Yani şey yazmış o arkadaşlarımız. Markette siparişler hazırlanıyor mu? Biz mi hazırlanıyoruz? Arkadaşlar biz siparişlerimizi almaya gittiğimiz zaman, sipariş bizim sistemimize düştüğü zaman marketlerde siparişlerimiz hazır oluyor. Biz gidiyoruz, hiçbir sipariş hazırlamıyoruz. Sipariş kodumuzu söyleyerek marketlerden siparişlerimizi alıp çıkıyoruz. Çok yoğun olan marketlerde biraz bekleme süresi oluyor. Tabii ki ilk başlarda biraz daha çoktu. Zaman geçtikçe bunlar da azalmaya başladı. Ekiplerini düzelttiler. Mümkün olduğu kısa sürede siparişlerimizi çıkartmaya çalışıyorlar. Yeniyiz artık. 2 ay oldu. Hani çok büyük bir beklentilerimizin olmaması lazım. Sistem yavaş yavaş oturuyor. Yani birçok arkadaşımızın bazı şikayetleri var ama onlar hani böyle küçük tatlı çözülebilecek şikayetler. Zaten zamanla da sistem oturuyor. Yaklaşık toplam 2 aylık bir uygulama. Düzelecek. Birçok şey düzelecek. Eminim. Buradan da yani ben ne bileyim tahmin ediyorum. Her şey çok çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Çünkü yönetimin bölge sorumlularımız olsun, yönetim olsun elinden gelen tüm imkanları bizlere sunmaya çalışıyorlar. Kuryeye değer veriyorlar. İnanın statülerinde yani kuryeyi işten çıkartmak gibi bir zihniyet yok. Tamam, ufak tefek hatalarımız oluyor. Çağırıyorlar, uyarıyorlar. Biz de bunların hata olduklarını anlıyoruz. Mümkün olduğu kadar kendimizi de düzeltiyoruz. Hatasız kulu olmaz. Ama inanın işi, yani işin gidişatına göre konuşuyorum. Yani böyle bir yerden haber almışım falan gibi diye konuşmuyorum. Yani ileriyi görerek konuşuyorum. Ve sahadaki arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. İleriye dönük her şeyin daha güzel olacağına inanıyoruz. Zaten şu anda da aldığımız ücret bizleri tatmin ediyor şu aşamada. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Yani benim de bu olaylardan sonra, bu konuşmadan sonra söylemek istediğim bir şey var. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Seviyorsunuz, sayıyorsunuz, saygı gösteriyorsunuz. Hala arkadaşlığımız, dostluğumuz, abi kardeşliğimiz devam ediyor. Gördüğümüz yerlerde, alışveriş marketlerine gittiğimiz yerlerde bir 10 dakika, 5 dakika kısa bir sohbetimiz oluyor. Büyük ilgi gösteriyorsunuz. Çayımızı, kahvemizi ısmarlıyorsunuz. Sigaramızı ısmarlıyorsunuz. Yalnız arkadaşlar, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum bu ısmarlamalar, çaylar, kahveler, sohbetler iyi niyetli mi, kötü niyetli mi? Ya da akılın delinin biri kuyuya bir taş atmış, 40 tane akıllı çıkartamamış diye bir atasözü var. Onun gibi mi? Yani arkadaşlardan bir tanesi Mustafa Kaya'ya dikkat edin, aman tehlikelidir, mehlikelidir. Onun yanında konuşmalarınıza falan dikkat edin diye bir şey söylemiş. Herhalde siz bunu yanlış algıladınız. Hani benim yönetimle alakalı bir şeyim yok. Ben bölge sorumlusu falan değilim. Kuryede kuryelerin sorumlusu falan da değilim. Tamam, saygıda kusur etmiyorsunuz. Allah razı olsun ama birçok sorununuza benim müdahale etmemi düşünüyorsunuz. En basitini söyleyeyim, yani her gördüğünüz yerde
Abi benim slotlarımı açmama yardımcı olur musun? Abi işte saatim silinmiş, yardımcı olur musun? Hastaneye gideceğim, bu konuda bana yardımcı olur musun? Çantam yırtıldı, yardımcı olur musun? Tabii arkadaşlarımıza seve seve bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz ama akıl konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani elimizde sistemi yöneteceğimiz, yapacağımız bir şey yok. Ben de sonuçta sizler gibi bir kuryeyim. Nasıl akıl olarak? Yani yönlendiriyorsun yine gelen arkadaşları. Şuraya gidersen, şununla konuşursan veyahut da şuraya yazarsan herhalde yardımcı olmaya çalışırlar arkadaşlar. Çünkü ben de yaşadım bu problemleri. Yazdım, aradım, ofise gittim. Ofis saatlerimiz var 9'da 11 arasında. Mümkün olduğu kadar fazlasıyla sorunlarımızı çözmeye çalıştılar. Ama şunu şöyle bilin. Benim bir sorumlulukla alakalı hiçbir şeyim yok. Ben de sizler gibi kuryeyim. Allah razı olsun. İnanın çok arkadaşlar değer veriyorlar. Gerçekten seviniyorum ama yanlış anlamayın. Her gördüğünüz yerde de tuhaf tuhaf sorular sormayın. Geçen gün bir arkadaş abi dedi benim muhasebecim kim dedi ya sen biliyor musun dedi. Yani yapmayın arkadaşlar ya, yemin ediyorum seviyorum sizleri. Hep yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu YouTube kanalımda bile yani varsa arkadaşlarımız videonun altına yorumlarını yapsınlar. Birçok arkadaşımıza yardımcı oldum. Birçok arkadaşımıza destek oldum. Nasıl destek oldum? Yani arkadaşımızın bir tanesi yazmış mesela, örnek diyorum. Abi her şeyim hazır, vergi levham işte, her şeyim hazırladım. Nereden başvuracağım, nasıl yapacağım bilmiyorum gibi. Bizde tabii başvuru sitesi var zaten Trendyol.go'nun. Oranın linkini arkadaşımıza attık. Basit bir olayla işini çözdük yani. Birçok arkadaşımız nasıl başvuracağını, nasıl yapacağını bilmiyorlar. Bunlara elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. İnanın sizleri çok seviyorum. Sahada arkamdasınız. Yanınızdayım. Elimden geldiği kadar bütün bilgimle sizlere sonsuz yardımlar sunmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi sadece akıl konusunda yardımcı olabiliyoruz. Mümkün olduğu kadar da zaten o olaylara yardımcı olduğumu düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Çok sağ olun. İyi ki de varsınız. Glova'da yaptığımız arkadaşlıklar gibi hala şu anda da Trendyol'da da birçok arkadaşımız oldu. Allah razı olsun. Seviyorlar, sayıyorlar. Ben de onları seviyorum. Sorularınıza mümkün olduğu kadar cevaplar vermeye çalışıyorum. Genelde hep ödeme ile ilgili, marketle ilgili. İşte dediğim gibi WhatsApp grubundaki kişiler yönetici mi değil mi, onunla ilgili sorular sormuşsunuz. Yönetici değiller. Marketlerde işlerimiz, siparişlerimiz hazırlanıyor. Ödemelerle ilgili bir sorun yok. Pazartesi faturamızı kesiyoruz. Cuma günü ödememizi alıyoruz. İnşallah bu kısa sürede de tahmin ediyorum ilerleyen zamanlarda da bu ödemelerimizi yakın günlere daha çekecekler. Çekmeseler de sıkıntı yok. Şu anda işimizi gücümüzü yapıyoruz. Uygulamaya güvenerek birçok arkadaşımız şu anda çalışıyorlar. Motorlarını aldılar, motorlarını yükselttiler. Taksitle, krediyle motorlar aldılar. İnşallah temennimiz çalıştığımız şirketin uzun yıllar boyunca ayakta kalması ve biz de onlar sayesinde, vesilesiyle güzel bir şekilde kazanmak umudumuz. Arkadaşlarımız da dediğim gibi krediyle, taksitle, maksitle motorlarını aldılar, motorlarını yükselttiler. Şu an için her türlü motorla çalışabiliyorsunuz. Biliyorsunuz alımlar biraz durdu. Yoğun ilgi var. Baya bir arkadaşımız başvuru yaptı. Evraklarını hazırladı, verdi. Arkadaşlar hepiniz inşallah aramızda olacaksınız. Yani bunların hiçbir çekinceniz olmasın. Yemek sektörü açılacak. Açıldığımızdan günden beri aynı şeyi söylüyorlar. Marketlere yeni yeni marketler ekleniyor. Yani yavaş 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 küçük küçük büyüyorlar. İnşallah yemek sektörü de açıldığı zaman bütün boştaki başvuru yapan arkadaşlarımız hepsi aramızda olacaklar. Abi başvurumu yaptım, haber bekliyorum diye yazan birçok arkadaşlar var. Bu sorunun cevabı da onlara gelsin. İnşallah yemek sektörüne geçtikleri zaman birçok arkadaşımız sahanın içinde olacak. Bununla da ilgili endişeniz olmasın. Sizleri seviyoruz. Ama yanlış anlamayın, çok fazla beni sıkmanızı istemiyorum. Ben de kafamda düşündüğüm şeyler var. Siparişim var, siparişe gideceğim. Beni bir yakalıyorlar bazı arkadaşlar. İnanın. Soru 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 soru. İnan arkadaşlar, şuradan şunu söyleyeyim. Bu sorularınızın hepsini çözecek bölge yöneticilerimiz, saha yöneticilerimiz, yani adresimiz belli. İnegöl Caddesi 97 numaraya saat 9'da 11 arası personel görüşmelerinin olduğu saatler arasında gittiğiniz zaman inanın anında 5 dakikada 3 dakikada sorunlarınızı çözüyorlar. İşte mesajım gelmedi, hak edişim gelmedi, ne yapacağım? Arkadaşlar her şeyde akıl yürütemiyorum. Bazen aklım durduğu yerler oluyor ama dediğim gibi bilginiz doğrultusunda sizlere yardımcı oluyoruz. Kafanıza çok fazla şey takmayın yeni gelen arkadaşlar. Özellikle zaten eski başlayan arkadaşlar sistemi bildikleri için bir sıkıntı yok. Yeni başlayan arkadaşlar kafanıza bir şey takmayın. Oluruna bırakın.
İşte mesaj gelmedi, puanlama mesajım gelmedi, arkadaşım mesajım gelmedi. Arkadaşlar gelir, acele etmeyin. Bugün gelmediyse yarın gelir. Sistemlerde yoğunluk var biliyorsunuz. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın, kendinizi relax bırakın. Siparişinize gidin, siparişinize gelin. Bir konuyla ilgili de çok soru sorulmuş. Bazı arkadaşlar benzin faturaları kesiyormuş. Gruplarda işte plaka milaka cevap yok, kaç paralık keseyim, kaç paralık alayım. İşte 650 olur, 450 olur. Arkadaşlar ben yasal olmayan her şeye karşıyım. Bu arkadaşlar da zaten yarın öbür gün güzel bir ceza yiyecekler. Yaptıkları işin sakat ve yanlış bir iş olduğunu farkındalar inşallah. Yani yanlış anlamayın, bir iş yapıyorlar, yeli aileme yayıyorlar. Neden? O işten para kazandıkları için herkese yayıyorlar, herkese söylüyorlar. Ne oluyor? Kulaktan kulağa, kulaktan kulağa duyuluyor. Şu anda ben de yani yeni duydum. Bazı arkadaşlarımız varmış, benzin faturaları kesiyormuş. Bazı arkadaşlarımız o benzin faturaları kullanıyormuş. O benzin faturaları yasal mı değil mi? Bana bunu soruyorsunuz. Arkadaşlar yasal olur mu ya? Devlet affeder mi ya? Ha bugün olmaz, yarın olmaz. Öbür gün geriye dönük güzel bir ceza yersiniz. Aklınız başınıza gelir. Sakın böyle sahte sahte işlere mişlere girmeyin. Girenler de zaten yarın öbür gün kendilerini açık ederler. Çünkü bunu gizli saklı yapmıyorlar. Para için yapıyorlar. Sağa sola herkese söylüyorlar. Ben sana fatura keserim, ben sana onu yaparım. Yarın öbür gün de başlarına bir iş geldiği zaman devlet tarafından cezalarını da onlar çeker ve onların fatura kestiği arkadaşlar cezalarını çekerler. Şu anda ortalık fena. Nasıl fena? Yani bizim işimizle ilgili hiçbir sıkıntımız yok ama inanın dolandırıcılar da bu iş sayesinde insanlara böyle 5 dakikada şirket açarım sana, şirketini hemen açarım, vergi levhanı hemen alırsın, hiçbir belge vermiyorsun, ben senin işlerini takip ederim, vekalet vermiyorsun, imza beyannamesi vermiyorsun, hiçbir şey vermiyorsun, vergi dairesine paralarını ödemiyorsun, ne bileyim damla vergini, pul vergini, cart vergini, curt vergini ödemiyorsun, sadece bir tanımadığın, bilmediğin adama para ödüyorsun. Dedim ya geçen sefer bir arkadaş soruyor benim muhasebecim kim diye. Yani böyle cahil cahil işler yapmayın arkadaşlar. İşinizi gücünüzü takip edin. Yarın öbür gün geriye dönük güzel cezalar yediğiniz zaman aklınız başınıza gelir. Vay halim vay halim deyip durmayın. Şu anda bizim içimizde yine sağdan soldan aldığım duyumlar, işte kuryeleri biliyorsunuz, bir şey söylediğin zaman hemen hemen herkes bu lafları duyuyorlar. Sağdan soldan işte muhasebe firmalarının adamları işte bizim bir tane kuryeyle anlaşıyor. Bu kurye bunu işte gruba sokuyor, WhatsApp grubuna sokuyor, Trendyol Anadolu grubuna falan sokuyor. Oradan işte millete diyor işinden memnun değilsen sana iş bulurum, sana öyle yaparım, sana böyle yaparım. İşte arkadaşlara özelden yazın, cevap verir, ben size iş bulurum, bilmem ne yaparım. Ne istiyor bunun karşılığında? Muhasebecini bırak, bizim şirkete gel. Ya arkadaşlar, Allah aşkına işinize gücünüze sahip çıkın, dolduruşlara gelmeyin. Herkes ekmeğinin peşine koşuyor, tamam anlıyorum da. Yani bu sahtekarlık işlerle de yani böyle milleti de yani böyle kandırıp da sağdaki kuryeleri de kandırıp da gelin kardeşim buna geçin siz çok güzel işler alırsınız falan deyip de oradan yani kendinde yani o şirketten cukkayı ceva atmasını biliyorsun ama. Arkadaşlar ben tanımıyorum etmiyorum ama söylediklerinizi söylüyorum. Yasal bir şey değil, tamam mı? Yani böyle herkes saldırıyor her yer, herkes bir yerden para almaya çalışıyor, herkes bir yerden para kazanmaya çalışıyor da yasal değil. Yanlış anlamayın. Bedava olan her şeye karşıyım. Bu sizi yani buraya gidin, şu muhasebeciye gidin, bu muhasebeciye gidin. Şu size yardımcı olur. Sizi işte yanlış anlamayın. Oraya sokar, buraya sokar. Şurada tanıdıkları falan var. Arkadaşlar onu zaten her götürdü adam başına cukkasını cebine atıyor. Tabii yarın öbür gün Allah bir yerden çıkartacak bu işleri. O yüzden hiç kimseye ihtimal etmeyin. Allah aşkınıza işinize bakın. İçinde bulunduğunuz sistemde siparişlerinizi götürün, siparişlerinizi getirin. Kimseyi kafanıza takmayın. Gidip de kimseye ya öyleymiş, bu böyleymiş, şunu ne yapalım, şunu ne yapalım diye şey yapmayın. Kimse sizi ilgilendirmiyor. Herkes bir birey. Hepimiz tek başımıza kendimiz için çalışıyoruz. Yok grup olalım, yok şunu yapalım, yok grup olursak daha güçlü oluruz. Kardeşim ben bireyim, ben kendi aileme bakıyorum. Ben Glovo'da bunları yaşadım. Grup olalım filan fıstık. Bizi şutladıkları zaman yarın öbür gün anasını satayım. O grup olanlar ne yapacak? Benim ailem onlar mı bakacaklar? Aman gaza gelmeyin. Kendi işinize bakın. Ekmeğinizin peşinde koşturun. Ekmeğinize sahip çıkın. Daha size daha ne anlatayım yani. İşinize gidin, işinize gelin. Kimseyle muhatap olmayın. Arkadaşlarınızı görün, selamınızı verin. Çayınızı, kahvenizi, sigaranızı için. Geri kalanını boş verin. Yok Ahmet öyle yapmış, yok Veli böyle yapmış, Ali böyle yapmış, şunu göndermişler, bunu almışlar. Hiçbiri bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Tabii ki arkadaşımız, dostumuz olur, ilgilenir. Seve seve başımızın üstünde.
güzel şeylere odaklanalım, güzel şeyler yapalım, yardımlaşalım. Bir arkadaşımızın ihtiyacı olur, ne bileyim kaza yapar, al bir arkadaşımız Şile yoluna kaza yaptı, motoru pelt oldu. Hani grup kuruyoruz ya, grubuz, arkadaşız ya, hadi toplanalım hep beraber 20'şer 30 lira verelim, gidelim motorunu almasına yardımcı olalım, hepsine yardımcı olamıyorsak vesile olalım. Bir arkadaşımız biliyorsunuz kaza yaptı, Allah gani gani şifalar, gani gani bir an önce ayağa kalkmalar, sağlığına kavuşup tekrar motora binmeler nasip eylesin. Onun da durumunu bilmiyorum, hani nasıldır nasıl değildir. Bizim güzel bir Gökhan kardeşimiz var, çok sevdiğimiz Gökhan Gökdemir kardeşimiz, bunun akrabası herhalde, kuzeni, duymuştum kaza yapmış. Hani gelin deyin ona, gidelim yardım yapalım, hani grup kuruyoruz bilmem ne yapıyoruz ya, arkadaşız ya, arkadaşlaşmayı seviyoruz, aman ben sizin arkanızdayım diyoruz ya. Yapalım bunları, gidelim arkadaşlar, yardım edelim arkadaşlarımıza, kimsenin haberi olmasın bunlardan. Durumu ihtiyacı olan arkadaşlarımıza destek olalım, kask olmayana toplanalım, kask alalım, ben hepsine varım. Ama yasal olmayan, yok benzin faturası kesiyormuş, yok %6 alıyormuş, %4 alıyormuş, %3 alıyormuş, ulan yarın öbür gün şeyi de yakacaksınız, o benzinlik